gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İzmir'de iki tane altılı ganyan dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Bununla ilgili yorumlarımı paylaşarak beraber güzel bir pazar günü geçirmeye çalışacağız. Bu hafta bir değişiklik yapıp Pazar İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Normalde pazar günleri İstanbul analizlerini paylaşıyorduk. Ama bu hafta bir değişiklik olsun, çok da fazla talep olduğu için İzmir yorumlarını paylaşalım. Program genel olarak keyifli. Yani bu saat şu an 3.30, sabaha karşı 4'e geliyor. Büyük ihtimalle bu videoyu yayınlamam 4.30'u bulacak. Normal şartlarda bugün iki videoyu da paylaşıp yarın gün boyu böyle at yarışını izleyerek keyif yapmak istiyordum ama İzmir programına çok yoğunlaştım ve şu an saat 3.30'a gelmesine rağmen henüz İzmir programını yeni bitirebildim. O yüzden de İstanbul'da ilgili yorumlarım yarın öğlen vaktinde gifkoanaliz.com sitesinde olacak. Umarım beraber güzel bir pazar günü geçiririz diyorum. Alt taraftan videoyu beğenerek ve yorum da yaparak bana destek olabilirsiniz. Şunu söylemem gerekirse neredeyse bütün ayaklarda bir tek adayım var. Zor koşuda da tek adayım var, kolay koşuda da tek adayım var. O yüzden de hangisi daha mantıklı geliyorsa, hangisi kafanıza yatıyorsa onu değerlendirip diğerlerin yanına bütçenize göre ilaveler yapabilirsiniz diyor ve başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda kapatmaya müsait bir yarış. Yani bütçeniz dahilinde ben 1-2 tane eledim ama bütçeniz varsa ve geniş oynuyorsunuz veya alternatiflerden birine yönelip elinizde bir güç varsa orayı kapatmaya gidebilirsiniz. Ben burada önceliği 7 numaralı Revenant'a vereceğim. Revenant 2 tane yarışında da çok fazla meyinde kalmayacağını bariz bir şekilde gösterdi ki özellikle en son koşusunda Fly Tiffany'nin dibinde koşuyu bitirirken çok da üzerine gidilmedi. Kolayca koşuyu tamamladı. Bence bugün bu atın gerçek gücünü göreceğiz. Çok farklı koşmasını ve çok etkili olmasını bekliyorum. 7 numaralı Revenant benim buradaki favorim. İlk rakip ise 3 numaralı Fly Tiffany. İyi bir formu var. Bugün kazanarak bunu taçlandırabilir. Daha sonra altımın Nakleos iyi bir ekür tarafından hazırlanıyor. Genelde bu ekün atları İzmir'de iyi çıkış yakalıyor ve İzmir'de de iyi yerlere gelerek ilerleyen zamanlar için ışık veriyorlar. Nakleos bugüne kadarki yarışlarında çok fazla bunu karşılayamadı ama 110 gün arada eğer sıkıntıları giderildiyse farklı bir at görebiliriz. Kalabalık geçecekler. Dikkat etsin. Daha sonra 5 numaralı Morichka neredeyse son bayağıdır, yani 2 yarıştır sinyale düşen, devamlı kazanması beklenen bir isim bir türlü bunu başaramıyor. Bugün bakalım nasıl koşacak. Daha sonra 4 numaralı Koşbeste ve 2 numaralı Brave Majesty diyeceğim ki Brave Majesty'ye baktığımızda yani 2 tane yarışta süratli at izlenimi verdi bana ama bir türlü önleri hamle yapamamış. Bugün Hüseyin Şimşek'le beraber Çin Pisti buldu ki anne tarafından Hanife Sultan'la kardeş. Hanife Sultan Çin Pisti'yi koşan bir attı. Eğer önlere çıkabilir ve boş kalırsa 2 numaralı Brave Majesty bitirebilir. Şans vermekte fayda var. Tamamen 7 numaralı Revenant tarafındayım. Rakipler 3-6-5-4-2 şeklinde. Ama dediğim gibi bütçenize göre 1 numaralı Berry Center ve 8 numaralı The Rarest yazılabilecek diğer şanslı isimler. Bütçenize göre onları da yazarak burayı sıkıntısız bir şekilde geçebilirsiniz. İkinci koşuya baktığımızda burada da ekürlerden istediğinizi yazın derim ama ben 7 numaralı Nal Dökerli tarafındayım. Çünkü gidişat anlamında çok süratli bir yarış olmayacak. Tunçşah dışında önleri hamle yapabilir diyebileceğim bir isim yok ki Nal Dökerli daha süratli rakiplerin yanında bile liderli rakiplerine bırakmayan ve liderli alıp bitirebilen bir isim. Bugün Tunçşah liderli bırakacağını kesinlikle düşünmüyorum. Eğer günündeyse, eğer potansiyelini sağa yansıtırsa Tunçşah'dan falan etkilenmez. 7 numaralı Nal Dökenli bu koşuyu beyaz bayrak aynı performansıyla bitirir. Risk almak isteyenler tek atabilir. Neden 7 numaralı tek olabilir? Mezri son yarışında biraz geçileceğim sinyali verdi. Çünkü o gün ben de banko önermiştim ama böyle ecel terleri döktüm diyebilirim. Sonlarda bayağı bir zor kazandı. O yüzden Nal Dökenli beklediğimiz gidişat olursa bence bugün Mezri'ye yakalanmadan bitirebilir. Tek denenecekse 7 numaralı Nal Dökenli. Rakip yazacaksa 6 numaralı Mezri. Daha sonra 3 numaralı Frank Ateşi, bir de zamanda çok iyi bir yarış yapmış olan son yarışta ne kadar beklenti altında kalsa da 4 numaralı Küşi'ye şans verebiliriz. 7 önde 6, 3 ve 4 rakipler.
Üçüncü koşuya geldiğimizde normalde burada tek önermeyi düşündüğüm bir at vardı ama sonrasında vazgeçtim, yani bir tane rakip önereceğim. O isim 5 numaralı Kaptan Döker. Kaptan Döker'le ilgili bu at neyin nesidir diye bir telefon açtım ve açtığımda şu cümleyi duydum. Daha doğrusu yakınım aracılığıyla ulaştım diyebilirim. Kaptan Döker'i mi soracağım? Direkt soru bu. Yani ben de ağzımı açmadım. Kaptan Döker'le mi ilgili bilgi almak istedim şeklinde. Çok fazla bu at dinlendi. Büyük ihtimalle yarın oynamayan kalmayacak. Önermeyen de kalmayacak. Herkesin dilinde bu at olacak. Genelde bu tür dinlenen atlar geçiliyor. O yüzden ben bu atın yanına rakip yazacağım ama eğer o beklenen potansiyelini, orijinli, idmanda görüntüsünü ve çalışmasını yansırsa 5 numaralı Kaptan Döker bu koşuyu kazanır. İsteyenler tek olarak değerlendirsinler. Ben yanına rakip olarak 2 numaralı Perfect Time yazacağım. Anne tarafından It's Time to See'den ciddi bir kum potansiyeli var bu atın aslında ama bugüne kadar tek kum yarışı çok aman aman değil gibi görünse de bence iyi bir performans sergiledi. Çünkü o gün koştuğu Botman, Must çok kötü atlar değil. Onun yanında elde edilen üçüncülük başarılı bir üçüncülüktür. Bugün kilo anlamında bir sıkıntı yaşamazsa ve Kaptan Döker beklediğimiz yarışı yapamazsa o zaman Perfect Time'ın devreye girdiğini ve kendine şans yarattığını görebiliriz. Tek atılacaksa 5 numaralı Kaptan Döker ama konuşulup dile gelip bundan etkilenirse, göze gelirse rakip yazacaksa 2 numaralı Perfect Time yazılabilir. 5 ve 2 burası için sıralama. Altılı Gannika günün en zor koşusu ama en zor koşuyu kolaya çevirmek isteyenler varsa burada ön planda önermek istediğim bir isim var. 2 numaralı Emerald Old. Yarın bu at favori çıkacak olsa da çok yüksek bir AGF olmayacak ve burada AGF oranını şu şekilde göreceğiz. %18, %17, %15, %14 bu şekilde birbirine çok yakın AGF oranı olacak ve bu da yarışın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Buraya ufak bütçeli bir oynayan kişi 10 at yazarsa evet burayı geçer, ikinciye görür ama öyle ya da böyle buraya 10 at yazdığı için aslında diğer ayaklarından birinde patlar. Öyle ya da böyle bir yeri de yatar. Çünkü 10 at yazması demek diğer ayakların bir üçünün tek geçmesi veya çok kısa geçmesi demek olur. Eğer bütçeniz çok düşükse bence burada bir risk alabilirsiniz. Çünkü bu at son yarışında erkek rakiplerin yanında liderliği Fearless Flame'e vermesine rağmen bir yerden sonra liderliği aldı ve çok da kolay bir şekilde kazanmasını bildi. Eğer son yarışını tekrarlarsa bugün gidişat olarak da önde kendisi çok zorlayabilecek bir at yok. En fazla uçsuz bucaksız zorlayabilir ama onu da ben çok zor olacağını sanmıyorum. 2 numaralı Emerald Old'dan ben beyaz bayrak haline yarışı bekliyorum. İlk ayaktan risk almak isteyenler 2 numarayı da alternatif bir aday olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklara öncelik 3 yaşında bir at olan 11 numaralı Speedy Foot olacak. Son kom yarışını çok fazla ölçü almayın çünkü bu at daha öncesinde sert gruplarda mücadele etti ve onun etkisiyle kötü koştu. Bu atın zamanında 3. elde ettiğinde Keep Your Distance gibi çok potansiyelli bir atın arkasında 3. elde ettiğini söylemek isterim. Bugün uygun kilosuyla beraber eğer Emerald Old beklediğimiz yarış yapamazsa 11 numaralı Speedy Foot devreye girebilir. Daha sonra 5 numaralı Shirin Lady, 8 numaralı Last Top son yarışta birincisini düşürmüştü. Ölçü almayalım, bugün farklı koşabilir. 7 numaralı Bitis incisi, 4 numaralı Şehriban, 12 numaralı Jable. Mesela Jable'da benim takip attım. Bugün biraz mesafe anlamında etkilenebileceğini düşünerekten geri plana bıraktım ama bugün kötü koşarsa bile YouTube'daki takipçilerimizle iletmiş olayım. 12 numaralı Jable'ı takip etsenize yazın. 1200, 1300, 1400 civarında herhangi bir ille koşarsa Çin pistte mutlaka değerlendirin. Bu at yakın zamanda bir yarış kazanacak. 6 numaralı uçsuz bucaksız, 1 numaralı Kolimesh, 3 numaralı Duiti Buiti, 10 numaralı Olivet Girl ve 9 numaralı Şükran Hanım'ı yazarak burayı kapatabiliriz. Ya 2 numarayla risk alacağız ya da kapatmaya kadar gideceğiz. Tercih sizin. 5. koşuya geldiğimizde burada da ön planında önermek istediğim isim 8 numaralı Miss Why Not. Miss Why Not bir kere çok güzel bir orijini var. Babasının adı Tivan, aynı tarafı Tinker belki. Tinker benim de yanına gittiğimizde Distinct Shining dikkat çekiyor. Bu kadar güzel orijinal olan bir atın kötü performans sergilemesini beklemek yanlış olur ki. İlk yarışında çok üzerine gidilmeden bence biraz da Gökhan Göçal'da çok fazla inanmadı ve
kolayca 5. elde etti. En azından ilk yarışındaki derecesi bu grup için çok çok yeterli. 43 gün arası olmasına rağmen çok iyi hazırlıklarla geliyor. Eğer ilk yarışının görüntüsünü koruyorsa, potansiyelini sağa yansıtırsa bence 8 numaralı Miss Why Not bu grubu geçer. Burada risk almak isteyenler varsa 8 numaralı Miss Why Not'ı da değerlendirebilirler. Rakip yazacaklar. İdmanda fena görmedim 7 numaralı Greska. Daha sonra 4 numaralı Brave Blood ki son yaşını çok beğendim bu atın. Eğer Miss Why Not eksik koşarsa 4 numaralı Brave Blood devreye girebilir. Daha sonra 1 numaralı Bibo ve 2 numaralı Bismillah Keje devreye girebilecek isimler. 8 önde 7 4 1 2 sıralamam. Yeriniz varsa 6 numaralı Glory Box'ı da ekleyin. Çünkü bu at ilk yarışta çok fazla bir varlık gösteremedi. O gün birkaç yerden de duyduğum bir attı. Çok ölçü alınacak tarzda bir yarış yapmadı. 28 gün arası var. İyi bir ekür tarafından hazırlanıyor. Yani farklı yarış yaparsa şahsen ben şaşırmam. Verdiğim alternatiflerden yönelerek buraya at yazma lüksü olanlar varsa 6 numarayı da ne olur ne olmaz diye ilave etsinler derim. 6. koşuya geldiğimizde saatlerde düşündüm. Saatlerdir üzerinde durdum ve en sonunda 6 numaralı Keep Your Distance'ı tek atmaya karar verdim. Gerçekten yanlış karar verdiysem çok çok üzülürüm. Çünkü neredeyse 9 tane tek adayım var. Bunlardan Keep Your Distance'ı tercih ettim. Bakalım neler olacak. Neden Keep Your Distance'ı tercih ettim? Çünkü gidişat olarak çok fazla zorlanmayacak. Thunder Jest, Hayır Namat bunlar çok önde giden atlar değil ki. Testify de önde gitmez. Battle Cry da son zamanlarda bekliyor. Batray aynı şekilde. Crazy Amazon büyük ihtimalle 2-3 gidecek. Ama Keep Your Distance bu kadar lean'e bir gidişatı bulmuşken, önde bu kadar zorlanmayacakken startla beraber liderli alıp bence bitişe kadar koruyacaktır. Aslında burada karşımızda 3 ihtimal var. Bunlar ne? Keep Your Distance liderliği alacak, bitirecek. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal, Keep Your Distance liderliği yine alacak. Crazy Amazon peşinde gidecek. Viraja doğru 2-3 boy Keep Your Distance öne çıkacak. Son yüzlerde Crazy Amazon rakibini yakalayıp tam fotonu orada geçerek kazanacak. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal ise Keep Your Distance yine liderliği alacak. Crazy Amazon yasana yabana yarışına dönüştürüp ciddi baskılar uygulayacak. Bu da 5 numaralı Iron Nomad ve 3 numaralı Testify gibi sprinter isimleri yarayıp geriden gelecek bir at kazanacak. Bu 3 ihtimal arasında gidecek bir koşu bizleri bekliyor. Ben tercihimi Keep Your Distance liderliği alacak, bitişe kadar koruyacak ve kazanacak diyerekten Banco olarak öneriyorum. Verdiğim alternatifler var. Bayağı bir alternatif önerdim. Onlara yönelecekler varsa 4 numaralı Crazy Amazon, 5 numaralı Iron Nomad ve 3 numaralı Testify'ı rakip olarak veya ikili olarak değerlendirebilirsiniz. 7. koşuya geldiğimizde burada da bir ön planda vereceğim at var. O da 5 numaralı Lipsos. Lipsos son yarışında Dragon Pulse gibi bir atı geçmeyi başardı ki Dragon Pulse bu grupta koşsa AGF'si en az bir %90 olur. Böyle bir atın yanında başarılı olan bir Lipsos'tan bahsediyoruz. Bir yarış önce Run for Happiness'a geçilmiş gibi olsa da Apprentice çok fast tutatı ve yani hamle yapana kadar iş işten geçti. Run for Happiness artık yarışı kazandı. O yüzden de çok fazla o yarışı ölçü almayı doğru bulmuyorum. Bugün zaten Sönmez İrem, Arya Kuş ve Cordelia gibi atların geleceğini sanmıyorum. ZBX Flight'le beraber Giriskin de önlere çıkacaklar. Ya Run for Happiness bir yerden sonra lideri alıp direnerek kazanacak. Ya da kilosun avantajıyla beraber Lipsos sonlara sert gelip kazanacak gibi duruyor. Bence Lipsos kilosunun da avantajını kullanıp mesafe de uzadı ve kazanma ihtimali yüksek görünüyor. Risk almak isteyenler bence tercihini 5 numaralı Lipsos'tan yana yapmalı. Rakip yazacaklar 2 numaralı Run for Happiness diyorum. Son yarışını bence çok çok iyi kazandı. Bugün daha yazıklarla geldiği koşuda eğer Lipsos beklediğimiz yarış yapamazsa 2 numaralı Run for Happiness potaya geçen ilk isim olabilir. 5 tek adayı 2 rakip. 8. koşuya geldiğimizde Lipsos olmadı, Keep Your Distance olmadı, Miss Why Not olmadı, Emerald olmadı diyorsanız o zaman burada da 2 numaralı Cesur Rüzgar denenebilir. Cesur Rüzgar son yarışta çok cazip konumdayken de sanırım bugün sitede mi önermiştim bakalım. Pazar İzmir sitede önermiştim. Dikkat dediğim, iyi yarış beklediğimi dile getirdiğim atlardan biriydi.
kazanabileceği tarzda bir yarışı güzel bir üçüncülükte tamamladı. Bugün geldiği grup çok daha uygun isimlerden oluşuyor. Eğer bir sıkıntı, bir sorun yaşamazsa, zaman zaman bu bir iki boy star sorun yaşıyor, onlardan birine denk gelmezsek, bence Hikuma Cesur Rüzgar bugün kazanmaya inanılmaz yakın. Eğer burada risk almak istiyorsanız Cesur Rüzgar'ı da tek olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacakları öncelikle puanlamada geride kalmasını beklediğim bir isimden bahsedeceğim. 8 numaralı Uçan Ceren. Uçan Ceren son yarışta Çin pistte banko gelen bir attı ki o gün yarış kum pist alındı. Bayağı da bir o önerenleri üzdüğünü söylemek isterim. Bugün eğer Büyük Tınaz tarafından baskılara maruz kalmazsa Uçan Ceren fena bir at değildir. Beyaz Bayrak aynı yarış yapabilir. 2 numarayı falan tek atmayacaksın. 8 numaraya mutlaka dikkat edin. Bence çok iyi koşar. Daha sonra arası olmasına rağmen 1 numaralı Büyük Tınaz. Bir de 5 numaralı Ernur Hanım diyeceğim. Son yarışında biraz fazla geri takip etti. Fazla dış kuvvet dolaştı. O yüzden de ölçü alamayacak tarzda bir yarışa imza attı. Bugün kapalı gözlük ilavesi var. Yeni takısı da beraber farklı bir yarış yapabilir. Ne olur ne olmaz diye çarpı atmakta fayda var. Tek atılacaksa 2, sürpriz aranacaksa 8, daha da geniş oynanacaksa 1 ve 5 ilave edilebilir. Günün son kursuna geldiğimizde ben son aya oyun getirmek istiyorum ve burada da bir tek aday var mı diyenler varsa var. 1 numaralı Frank Lefes'i. Frank Lefes'i zaten genel olarak bu grubun çok da üzerindeki isimleri kafa tutmuş. Onları bile geçme başarısı göstermiş bir isim. Bugün geldiği grup çok uygun. Eğer kalabalık gruptan etkilenip yol problemi falan fistan yaşamazsa 1 numaralı Frank Lefes'inin kazanması çok normal sonuç olur. Son aya oyun getirmek isteyenler tek olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaklara ben öncelik 5 numaralı Zafir diyeceğim. Yani Zafir'in şöyle bir son yaşına baktığımızda en son koştuğu yarışta Kurt Demir'le çok sert tempoya girmiş. Gündüz Bal falan fistan da var. Tempolar olmuştu yarışta. Etkilendi. Ondan önce bu at handikap 17 koştu. Can Oğlucan, Şif Nefesi gibi süratli isimler vardı ki Naldöken Bey'in de sayabiliriz. Hatta Karaca Kayalı, Lolan Güzeli gibi de öne yakın giden atlar vardı. Yine etkilendi. Daha sonra şurada bir 9'unculuğu var. Orada baktığımızda Bağlasan Durmaz Cemiz, Taçsız Kral, Naldökenli, Şif Nefesi, Atik Soylu gibi çok süratli atlar vardı. Yine etkilendi. Daha önceki yaşında ise bu atın bir tane ikinciliği var ki Kudretli Tay gibi en azından bu grupta kıyasladığımızda iyi bir atın arkasında ikinci gelen bir Zafir görüyoruz. Bugün baktığımda çok süratli bir at göremedim. Yani bir tek Kurt Demir var ama 15. kulvardan gelecek de 60 kilo ile beraber önlere hamle yapacak da falan derken çok ihtimal içerisinde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de iyi bir star çıkışı alabilirse uygun da kilosuyla beraber bence 5'imiz Zafir burada liderliği alır. Eğer şöyle bir viraj 2-3 puanı dönebilirse bitirebilir. O yüzden de 5 numara Zafir'e dikkat edelim. Daha sonra 8 numara Defne'li fena performans yok, devamını getirebilir. 14 numara Dillik 113 gün arası olmasına rağmen hazırlığını çok beğendim. 1. kulvar eğer önleri bu hızlı hamle gelebilirse bu yarışın bence büyük bir sürprizi 14 numara Dirlik olabilir. Daha sonra 7 numara Cezbican ve 6 numaralı Bir Sen de Fast devreye girebilecek isimler. Tek denenecekse 1, sürpriz aranacaksa 5, daha sonra 8, 14, 7 ve 6 sıralamam. Çok çok yeriniz varsa ne olur ne olmaz diye 2 numaralı Kurt Demir'de yazabilirsiniz. Benden Pazar İzmir için bu kadar destek olduğumu, gerçekten yardımcı olduğumu inandığım bir video oldu. Birçok tek adayım var. Artık bunlardan hangisi kafanıza yatarsa onu değerlendirip diğerlerin yanına istediklerinizi ilave edebilirsiniz. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. İstanbul yarışları ile ilgili yorumlarım gifanaliz.com sitesinde olacak. Bizi hem Twitter hem Facebook hem de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 19 dakika konuşmuşum, vay be.